Mike Ashley. Kulübü satın aldıktan sonra uzun yıllarca başarısızlıklarından ve transferlerinden dolayı çok eleştirildi. Yalnızca kâr edebilmeyi hedefleyen Ashley, başarısızlıklara ve tepkilere göz yumdu ancak taraftar. Kulübün gerçek sahibi olduğunu gösterdi ve hem Ashley'i hem de son menajer Bruce'u pes ettirmeyi başardı. Bu tepkilere artık dayanamayan Ashley, kulübü satılığa çıkardı. Birçok yatırımcı ile başarısız görüşmelerde bulunan Ashley'nin başına. Ekim 2021'de talih kuşu kondu ve kulüp 300 milyon sterline, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldı. Newcastle United taraftarları 14 yıllık hanedanlığın son bulmasını adeta bir şampiyonluk gibi kutladılar. Yapay zeka destekli yeni nesil futbol menajer kariyerime hoş geldiniz. İngiltere'deyiz. 1900'lerin başından bu yana ateşini hiç kaybetmemiş James Park'tayız. Bu kariyerde hem birçok video hem de oyun içi görseller sizlerle olacak. Arkadaşlar, Newcastle United yeniden doğuyor. Çok zorlu bir menajerlik kariyeri olacak. Kaybetme şansımız yok çünkü bu kulübe büyük yatırımlar yapıldı. 2002-2003 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek saksağanları. Bakalım nereye kadar taşıyabileceğiz. Bununla birlikte 4 farklı kulvarda yer alacak takımımız. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip, altyapıdan gelen yetenekli oyuncularla birlikte iyi bir ivme yakalarsak tüm kulvarda dişli bir takım olabiliriz. Altı farklı takım ile oynayarak sıkı bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Antrenmanlarımıza ilk başta fiziksel yüklenmeler ile başlayıp, sezon başına doğru teknik çalışmalar ile tamamlayacağız. Yıldız oyuncumuz Callum Wilson'ın daha önceden de yaşadığı diz kirişindeki zorlanmadan dolayı sakatlığı nüksetti ve sahalardan en az 5-6 hafta uzak kalacağı açıklandı. The club's aim to improve the squad becomes even more present as their form starts to dip. Büyük şokların yaşandığı bir sezon mu olacak? Yoksa çuvallayacak mıyız? Time and time again sliced Newcastle open at the back. Premier Ligi kazanmak hiç kolay olmayacak. Ama biz oyuncularımıza ve taraftarımıza güveniyoruz. The club's aim to improve the squad becomes even more present as they're. Eddie Howe, what they've done is absolutely astonishing. They didn't have a win, couldn't buy a win, and they've won 10 from the last 14. It's incredible. Ekibimiz ile yeni bir genç oyuncu transferi hakkında görüşmeler yapıyoruz. Potansiyeli yüksek bir genç listemizin başında yer alıyor. Kulübü ile görüşmeler sağlıyoruz ve umarım bu transferde mutlu sona ulaşacağız. Newcastle United'da hareketli saatler yaşanıyor. İddialara göre Real Madrid'in yeni gözde oyuncusu Arda Güler ile kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Üstelik bir sezon sonrası için opsiyonel satın alma maddesiyle birlikte anlaşma yapıldı. Arda Güler, bugünkü hazırlık maçında ilk defa forma giyecek. Onun yeteneklerine ve potansiyeline güveniyoruz. Newcastle found a way to win. Gerçekleşen yönetim değişikliğinden ve transferlerden çok memnunuz. Bu sezon Premier Lig'de bambaşka bir Newcastle izleyeceğimizden eminim. Takımda birçok tecrübeli ve genç yıldız isim var. Onlar bizi zirveye taşıyacaktır.
Sezon öncesi hazırlık döneminde 6 farklı kulüp ile karşı karşıya geldik. Hem oyuncularımızın durumunu görmek açısından, hem de takım uyumunu sağlamak açısından iyi bir süreç geçirdik. Yeni transferlerimizin ve sakatlıktan dönen oyuncularımızın adapte olmasıyla Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapacağımıza çok inanıyorum.